emeklilerinin sayısı her geçen gün artıyor. Sayı 7 milyonu geçiriyor. Bir konu değil. Vicdani bir konudur. Biz Türkiye'de işin parçası olarak... Böyle bir hesaplamayı kim yapar? Biz Türkiye'de işin partisi olarak EYT'lilerin mağduriyetini gidermek, onların hak ettiği hakları... Şimdi arkadaşlar, siz neden emeklilikte yaşa takıldınız? Bu yasa neden çıktı? Bir yasa çıktı... Yasanın çıkma amacı şuydu. Emeklilikte size yaş şartı getireceklerdi. Süreyi uzatacaklardı. Sizler geç emekli olacaktınız. SGK'nın parasının kasasında para birikecekti. Bu meydanı temsil eden 5,5 emekli olduğunuzda daha yüksek emekli aylığı alacaktınız. Refah içinde yaşayacaktınız. Sizi böyle kandırdılar. Peki şu anda durum böyle mi? Biz 20 sene yıllarca bekleyen EYT'liler emekli oldukları zaman yüksek emekli aylığı alıp refah içinde mi yaşıyor? O nedenle bugün ülkemizde en düşük emekli aylığı kaç lira? Bu konuda bir yanlış. 2500 lira değil arkadaşlar. Bugün ülkemizde en düşük emekli aylığı 625 liradır. Dul ve yetimler, öksüzlere en az bağlanan aylık 625 liraya tamamlanıyor. 625 lirayla yetim, öksüz bir kız çocuğu ne alabilir? Yanındayız. Bir kez daha altını çiziyorum. Türkiye Değişim Partisi olarak... Ülkemizde ortalama emekli aylık 3290 lira. Bunun bir nedeni de sizleri sadece emeklilikte yaşa takmadılar. Aynı zamanda...